İyi günler arkadaşlar. 6. dersimize başlıyoruz. TS 500 2000'de madde 13.3'te verilen bu tabloda normal kabul edilebilecek çatlak genişlikleri sıralanmış. Bu tabloyu şöyle üstünden bir geçelim istiyorum. Yapı içi ve dışı normal çevre koşullarındaysa 0,4 milimetre genişliğe sahip çatlaklar normal kabul edilebilir. Yapı içi nemli ve dışı normal çevre koşullarında 0,3 milimetre genişlikte olan çatlaklar normal kabul edilmekte. Bu her ikisi de çıplak gözle rahatça görülebilecek çatlak genişliğidir. Yapı dışı nemli çevre koşulları, mesela temiz ve tatlı su havzası kıyısındaki yapılarda 0,2 milimetreye kadar olan genişlikteki çatlaklar normal kabul edilirken, yapı içi ve dışı agresif çevre koşullarına sahipse, asit üreten fabrika, yoğun trafiği olan cadde üstü yapılar, deniz kıyısı yapılar, kirli akarsu çevresindeki yapılar gibi bu tür yapılarda da 0,1 milimetre genişliğe kadar olan çatlaklar normal kabul edilebilir. Bu son iki durumdaki çatlak genişliği çıplak gözle zor görülür ya da hemen hemen hiç görülmez diye söyleyebiliriz. Çatlak nedenleri bu burada sıralanmış. Genellikle büyük iç kuvvetler, plastik çökme adını verdiğimiz taze betonun iyi sıkıştırılmaması durumunda kendi ağırlığıyla bir süre sonra yaptığı çökmeler, büzülme ve sünme etkileri, sıcaklık etkisi, erken kalıp alınması ya da kalıp ve donatının sarsılması, iş derzleri, eski ve yeni beton ek yerinde oluşan çatlaklar, temeldeki farklı oturmalar, donma çözülme etkisi, yapıya yakın ağaçlar, uzun zaman içinde donatının paslanarak görevini yapamaz olması çatlamaya neden olur. Çatlak genişliğini sınırlandırmak için dikkat edilmesi gereken hususlar da burada sıralanmış. Kenetlenmeye dikkat edilmesi gerekir. Nervürlü donatı kullanılması, donatının doğru yerleştirilmesi, kalın çaplı az sayıdaki donatı yerine daha küçük çaplı ama çok sayıdaki donatının tercih edilmesi, kaliteli beton, özenli sıkıştırma ve kür, döşeme ve perdelerde donatı aralıklarının 15-20 santimetre civarında tutulması, yönetmeliklerin öngördüğü minimum donatı kurallarına uyulması, sargıya özen gösterilmesi ve yapının betonarme elemanların zararlı çevre koşullarından korunması gerekir. Burada üç açıklıklı bir kirişin inşaat gidecek donatı resminin hazırlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunulmuş. İşte kirişimiz K107, K108 ve K109 isimlerini almakta. K harfi kiriş olduğunu, ilk rakam bunun birinci katta bulunduğunu, izleyen iki rakam kirişin numarasını vermekte. K107 kirişi birinci katta 7 nolu kiriş anlamına gelmektedir. Bu kirişin genişliği 30 santimetre, yüksekliği 70 santimetre olarak tasarlanmış. Kirişe etkiyen yüklerin oluşturduğu moment diyagramı en üstte, kesme kuvveti diyagramı hemen onun altında verilmiş. Artık daha önce öğrendiğimiz kuralları kullanarak biz moment ve kesme kuvvetinin karşılanması için
donatı yerleştirmeye çalışacağız. Bu donatıyı her açıklıkta keserek koymak istiyoruz. Donatıyı nerede keselim? Bir donatı kesilecekse komşu açıklığa geçer. Komşu açıklığın dörtte birine kadar uzatılır, o noktada kesilir şeklinde bir kuralımız var. Burada bu kural uygulanmıştır. Önce moment için koymamız gereken çekme donatılarını yerleştirelim istiyoruz. Birinci açıklıkta moment altta çekme oluşturmakta. Demek ki bu momenti karşılayacak donatıyı alt tarafa yerleştireceğiz. Konulan donatıya baktığımızda 5 tane Fi14 donatı kullanmışık. Bu 5 Fi14 donatının 3'ünü düz olarak yerleştirmişik, ikisini pilya haline getirmişik. Pilya adını verdiğimiz bu donatı günümüzde kat kirişlerinde artık kullanılmamakta. Bakın bu donatı nasıl kuvvet taşımakta, biraz onun üzerinde duralım. Momentin büyük olduğu açıklık ortasında pilyenin şu kısmı, altta bulunan kısmı bu momenti karşılamaya yardımcı oluyor. Momentin küçüldüğü mesnetlere yakın bölgelerde donatı 45 derecelik açılarla kesitin üst tarafına büküldü ve üst tarafında devam etti. Dolayısıyla mesnetlerde oluşacak negatif momentleri de karşılamakta, bu donatıyı kullanmaktayız. Hem açıklıkta hem de mesnetteki çekme kuvvetlerini karşılayan bir donatı. Ayrıca 45 derecelik eğimli olan kısımlar kesme kuvveti taşınmasına da yardımcı olmaktadır. Fakat pilyelerin büküm yerlerinin özenle belirlenip uygulanması gerekir. Uygulamada bu kadar özen gösterilemediği için pilyeden beklenilen fayda sağlanamamakta. Dolayısıyla normal çok katlı yapılarda kat kirişlerinde pilye kullanımını günümüzde uygulamıyoruz. Bunun yerine etriye dediğimiz elemanlarla kesme kuvvetini taşıyoruz. Şimdi açıklıkta 5 tane Fi14 donatı yerleştirdik. Üste de 2 tane Fi14 adına montaj donatısı dediğimiz donatı kullandık. Bu donatının görevi herhangi bir kuvvet taşımak değil, tamamen etriyeleri bağlayabilmek için kullandık bu montaj donatılarını. Kullandığımız bu montaj donatıları tabii ki mesnet bölgelerinde negatif momentleri de ben taşımam demeyecektir. Bir miktar momentin oluşturduğu kuvveti taşımaya da yardımcı olacaktır. Bunun dışında ikinci açıklıkta moment diyagramı tamamen negatif işaretli. Çekme kuvveti kirişin üst yüzünde. Dolayısıyla kirişin üst yüzüne koyacağımız donatılar bu çekme kuvvetini taşıyacak. İşte burada gördüğümüz 3 tane Fi14 donatı çekme kuvveti taşıyan, momente karşı koyan donatılardır. O zaman kirişin alt yüzünde montaj donatısı koymak zorundayız. 2 tane Fi12 olarak gösterilen bu donatı ikinci açıklıktaki montaj donatısı olarak söylenebilir. Üçüncü açıklıkta tamamen birinci açıklıktaki gibi açıklıkta altta çekme meydana geldiği için 5 tane Fi14 donatı kullandık. Bunun 3'ü düz, ikisini pilya haline getirdiğimizi görüyoruz. Üst yüzde adına montaj donatısı dediğimiz 2 tane de Fi14 donatıyı kullanmışık. Bunların dışında mesnette negatif moment görmekteyiz. A aksındaki
bu mesnetteki negatif momenti taşımak için görüyorsunuz iki tane Fi18 donatı buraya eklemişik. Şimdi yönetmelik kuralından bir tanesini daha öğreniyoruz. Kirişlerin mesnetlerinde çekme bölgelerindeki donatının yarısı kirişin basma yüzünde olmak zorundadır. Burada 2 fi 18 donatı vardı. Bunun yarısını alt yüze yerleştirdik 1 fi 18 olarak. Bunun nedeni genellikle deprem etkisini düşünmek. Deprem tersinir bir etkidir. Basma ve çekme bölgelerinin işaretlerini değiştirebilir. Onun için bir önlem olarak mesnetlerde çekme bölgesinde konulan donatının yarısı mesnedin basma bölgesine konulur. Eğer kiriş yüksekliği 60 santimi aşmışsa adına gövde donatısı dediğimiz bir donatı da kullanmak zorundayız. İşte burada gördüğümüz iki tane Fi12 donatı gövde donatısıdır. Amaç büyük yüzeyli elemanlardan hızlı su kaybını doğuracağı çatlakları engellemek, kılcal düzeyde kalmasını sağlamak. İşte gövde donatısını yine kesit üzerinde buraya çizmekteyiz. İşte bu şekilde moment diyagramını kullanarak konulması gereken donatılar burada gördüğümüz şekilde hem yandan baktığımızda kiriş üzerinde hem de bunların tek tek aşağıya dökümlerini yaptık. Her donatının üstünde sayı, çap ve boy bilgisi bulunmak zorunda. Kesme kuvvetini karşılamak için hem bu örnek için pilye kullanıyoruz hem de etriye kullanıyoruz. Etriyeler yönetmeliğe göre kolon yüzünden başlayarak kiriş yüksekliğinin iki katı kadar bir bölgede sık olarak yerleştirilirler. Kiriş yüksekliğimiz 70 santimetre olduğuna göre her kolon yüzünden başlayıp 140 santimetrelik kısımlarda sık etriye konulmak zorunda. Her kolon yüzünden başlamak üzere 140 santimlik bölgeye sık etriye koyacağız. Arada kalan bölgelere de normal aralıklı etriye yerleştireceğiz. Burada normal aralığın 20 santimetre olduğu, sıklaştırma bölgesinde bunun yarıya düşürüldüğü 10 santimetre olarak uygulandığını görmekteyiz. İkinci açıklıkta sol ve sağdaki kolon yüzünden 140 santimetre gidersek toplamı bunun 280 santim olur. 290 santimlik toplam açıklık arasında 10 santimetrelik bir bölge kalmakta. Dolayısıyla bu açıklığın tamamında sık etriye kullanmış olmaktayız. Hem açıklıktan hem de mesnet bölgelerinden kesit alınarak hangi donatının kesit üzerinde nerede bulunduğu gösterilir. İşte AA kesiti 3. açıklığın orta bölgesinden alınmış. Baktığımızda aşağıda 5 tane Fi14 donatı göreceğiz. Kirişin üst yüzünde 2 tane Fi14 montaj donatısı göreceğiz. Yine kiriş yüksekliğinin ortasında 2 tane Fi12 gövde donatısını göreceğiz. Yine sargı donatısı kesitte hem kesitte hem de kesitin dışına alınarak gösterilmiş. Genellikle kanca basma bölgesinde olmak zorunda ve kanca uçları 135 derece bükülerek çekirdek bölgesine saplanmak zorunda. Bu kancalar bir tanesi sol yüzde, bir tanesi sağ yüzde, sol yüzde, sağ yüzde olacak şekilde kanca yerleri kiriş boyunca burada değiştirilmek zorunda. Kiriş açılımında malzeme sınıflarımız da burada gösterilmiş. Beton,
ve çelik sınıfı verilmiş durumda. İşte şantiyeye gidecek kiriş açılımı adını verdiğimiz resimlerde burada gördüğümüz bilgilerin hazırlanması inşaat mühendisi tarafından yapılmak zorunda. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Yapılara etkileyen karakteristik yük. Ne demek? Yükleri hangi sembollerle göstereceğiz? Yük ve malzeme katsayıları nelerdir? Tasarım yükü, tasarım dayanımı ve yapı güvenliği kavramlarını açıklayalım istiyoruz. Önce yük dediğimiz zaman çok daha geniş bir anlam kastedilmekte. Yapı elemanlarında şekil değişimine yol açan her şey bizim için bir yüktür. Yapı elemanı şekil değiştirdiği zaman genellikle moment, kesme kuvveti, burulma momenti gibi iç kuvvetler ortaya çıkar. Yapı öncelikle kendi ağırlığını taşımak zorunda. Bunun dışında yapıyı kullananların oluşturacağı yükleri taşımak zorunda. Deprem, rüzgar, kar ya da patlama gibi yüklere de dayanmak zorunda. Karakteristik yük dediğimiz yük, gerçeğe en yakın yönetmelikle tanımlanmış yüktür. Mesela 1 metreküp betonarme bir eleman ağırlığını hesaplamak isteyelim. Bu elemanın donatısının sık olup olmaması, iyi sıkıştırılmış olup olmaması, bakım yapılıp yapılmadığı, kullanılan agreganın ağır, hafif ya da normal agrega olup olmadığı gibi kullanılan su miktarı dahil pek çok parametreye göre ağırlığı değişecektir. Peki hesap yapabilmek için biz bu elemanın ağırlığını nasıl bir değer alalım dediğimizde genellikle standartlara, yönetmeliklere başvuruyoruz. Bu yönetmeliklerde gerçeğe en yakın bilgi bulunmakta. Uzun bir istatistiki gözleme dayanan, istatistiki çalışmaya dayanan yük değerleri yönetmeliklerde verilmiştir. Biz oradan alıp kullanıyoruz. Demek ki karakteristik yük dediğimizde gerçeğe en yakın olduğunu kabul ettiğimiz ve yönetmelikle hesapladığımız, yönetmelikten alarak kullandığımız yükleri kastedeceğiz. Yükler çeşitli harflerle simgelere ayrılmış. Yapıya etkileyen düşey yükler G ve Q harfi ile gösterilmiş. G harfi kalıcı, sabit, zati, öz, ölü yük dediğimiz yükü temsil etmekte. Nedir kalıcı yük? Yapının kendi ağırlığı, yapı elemanlarının kendi ağırlığı, kiriş, duvar, kolon, tesisat, çatı gibi yapıyı oluşturan bütün elemanların ağırlığını kastediyoruz. Q harfiyle göstereceğimiz ve adına hareketli yük diyeceğimiz yüklerde yapının kullanılması sırasında ortaya çıkan yükler kastedilmekte, insan ve eşya yükleri anlamındadır. Hareketli yükün yeri ve şiddeti zamanla değişebilir. Ders yaparken sınıf dolu, teneffüs verdiğimizde sınıf birdenbire boşalmakta. Yük konumunu değiştirmekte, birdenbire şiddeti değişmekte diye düşünebiliriz. Kar yükü de hareketli yük sınıfına girmektedir. Yatay yükler, deprem, rüzgar, toprak etkisi ve sıvı yükü olarak düşünülebilir.
Bunların simgeleri depremse E, rüzgarsa W, toprak etkisi ise H harfiyle göstermekteyiz. Bunların dışında kalan diğer yükler dediğimiz yükler de zamana bağlı yükler anlamında T harfiyle gösterilmekte. Bunlar sıcaklık farkı, büzülme ve sünme, farklı oturma, buz, patlama, dalga ve montaj yükü dediğimiz yükleri göstermekte. Yükleri yönetmeliklerden alarak belirliyoruz demiştik. TS498 özellikle hareketli yüklerin, kar ve rüzgar yüklerinin, toprak etkisinin nasıl, hangi değerlerin alınıp kullanacağını belirten yönetmeliktir. Bunun yanındaki TSISO 9194'te yapı elemanlarının ağırlığını hesaplarken kullandığımız bir yönetmelik, her türlü yapı malzemesinin, depolanabilen malzemenin, birim hacminin, kütlesinin tanımlandığı bir yönetmeliktir. Deprem için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'i, yine büzülme, sünme, sıcaklık farkı gibi etkileri göz önüne almak için de TS500'ü kullanmaktayız. Karakteristik yükler, yönetmeliklerden alınan yüklerdir diye bu slaytı özetleyebiliriz. Peki, karakteristik yükler nasıl kullanılacak dediğimizde, TS500'de yük senaryoları verilmiştir. Bu yük senaryoları sadece düşey yükler söz konusuysa, burada gördüğümüz iki tane senaryoya göre tasarım yükü hesaplanmaktadır. G, kalıcı yükleri, Q, hareketli yükleri göstermekteydi. Demek ki bu iki simgenin önündeki katsayıya yük katsayısı diyoruz. Karakteristik yükler birden büyük yük katsayılarıyla büyütülerek toplanmakta ve adına tasarım yükü denmektedir. FD burada tasarım yükü anlamında 1G, 1.2Q ve 1.2T ikinci bir senaryo tasarım yükünün hesaplanmasında. İster bu senaryo gerçekleşsin, isterse alttaki senaryo gerçekleşsin, yapı her zaman güvenle üzerindeki yükleri taşımak zorunda. Eğer deprem etkinse bu iki senaryoya ilave olarak 4 senaryo daha eklemekteyiz. Deprem tersinir olduğu için artı 1E, eksi 1E şeklinde 1G, 1Q, 1E, 1G, 1Q, eksi 1E şeklinde iki yeni senaryo ve son olarak hareketli yükün bulunmadığı şu iki senaryoda tasarım yükü olarak göz önüne alınmak zorunda. Hatta burada hem hareketli yük yok hem de kalıcı yükler birden küçük bir katsayıyla çarpılmış. 0.9G, 1E, 0.9G, eksi 1E gibi. Genellikle bu iki senaryo hareketli yüklerin elemanda oluşacak zorlamaları azaltıcı yönde etki etmesi durumunda daha büyük tasarım yükü vermektedir. Rüzgar etkinse kullanılacak senaryolar burada tanımlanmıştır. İlk ikisi sadece düşey yüklerin etkin olduğu durumdaki senaryo iken, rüzgarın bulunması halinde burada gördüğümüz yük katsayılarıyla rüzgar yükünün senaryolara olan katkısı gösterilmektedir. Sıvı basıncı varsa bu etki 1.4 ile çarpılıp içinde Q bulunan tüm birleşimlere eklenmelidir. Görüyorsunuz hem depremin hem de rüzgarın olduğu herhangi bir senaryo yok.
Bu çok düşük bir olasılıktır. Çok şiddetli bir fırtına sırasında bir deprem olması, onun için böyle bir senaryo dikkate alınmamış. Deprem ve rüzgar yüklerinden hangisi daha elverişsiz ise onun dikkate alınması gerekir. Türkiye'de normal yapılarda genelde deprem, gökdelen türü yapılarda ve hafif çatılı çelik yapılarda da rüzgar etkileri de depreme ilave olarak dikkate alınması gereken senaryolardır. Demek ki tasarımda kullanacağımız yük ya da tasarım yükü dediğimiz yük, karakteristik yüklerin birden büyük yük katsayılarıyla büyütülerek toplanması suretiyle, senaryolara uygun şekilde toplanması suretiyle elde edilmektedir. Katsayıların kimisi küçük, kimisi büyüktür. Genellikle şöyle şeyler söyleyebiliriz. Siz herhangi bir karakteristik yükü çok hassas hesaplayabiliyorsanız, bunun katsayısını biraz daha küçük tutmak, kesin doğru olarak hesaplamakta problem yaşadığımız yük tiplerinin katsayılarını biraz büyük tutarak emniyetli tarafta kalmak yolu tercih edilmiştir. Şimdi bir örnek problem üzerinde duralım. Deprem ve rüzgar etkisinde olmayan bir yapı kolonunun bir kesitindeki karakteristik yük değerleri bu satırda tanımlanmış. G harfinin kalıcı yükleri tanımladığını hatırlıyoruz. Q harfinin de hareketli yükleri tanımladığını hatırlayalım. Demek ki NG kalıcı yüklerden oluşan karakteristik eksenel kuvvet. MG karakteristik yüklerin oluşturduğu moment, VG de karakteristik yüklerden oluşan kesme kuvvetidir. Aynı kesitte hareketli yüklerin oluşturduğu normal kuvvet, moment ve kesme kuvveti de alttaki bu satırda tanımlanmıştır. Soru şu, kolonun bu kesiti için acaba tasarım eksenel kuvveti, tasarım momenti ve tasarım kesme kuvveti nedir? Madem ki sadece düşey yükler söz konusu, kullanabileceğimiz senaryolar burada gösterilmiş. 1.4G, 1.6Q. Herhangi bir zamana bağlı etki bulunmadığında bu senaryoyu kullanmamız anlamsız, çünkü G ve Q'nun katsayıları üstteki senaryodakinden daha küçük olduğundan bu senaryo yerine sadece bu üstteki 1.4G, 1.6Q senaryosuyla tasarım eksenel kuvvetini hesaplayalım. Bu değer 1.4 ile NQ 1.6 ile büyütülüp toplandığında tasarım eksenel kuvveti 1466 kN. 1.4 çarpı 170, 1.6 çarpı 80 tasarım momenti bu kolon için 366 kN. 1.4 çarpı 60, 1.6 çarpı 25'ten tasarım kesme kuvvetinin değeri de 124 kilonewton olarak belirlenmiştir. Şimdi TSEN 206'da ve TS708'de verilen projede öngörülen malzeme dayanımlarının üretim sırasında daha düşük olma riski bulunduğundan karakteristik dayanımları da birden büyük malzeme katsayılarına bölerek tasarım dayanımları elde etmekteyiz. FCD betonun karakteristik basınç dayanımı, betonun karakteristik dayanımının betonla ilgili malzeme katsayısı gamma MC'ye bölünerek hesaplanması gerekir.
FCTD betonun karakteristik çekme dayanımı, hesap dayanımı yine betonun karakteristik çekme dayanımının gamma MC dediğimiz betonla ilgili malzeme katsayısına bölerek, birden büyük katsayıya bölerek tasarımda kullanılacak dayanımlar hesaplanmaktadır. Gama MC değeri üretilen beton kalitesinin iyi denetlenebildiği yerlerde 1,5. Prefabrik üretim yapılan şantiyelerde 1,4. İyi denetim yapılamayan betonlar için de 1,7 alınması önerilmektedir. Demek ki büyük şehirlerde hazır beton kullanılıyorsa gama MC katsayısının değerini 1,5 olarak kullanmak yerinde olur. Çelik tasarım dayanımını hesaplamak için de şu bağıntıyı kullanacağız. FYD çeliğin tasarım dayanımı, hesapta kullanılacak tasarım dayanımı. Çeliğin karakteristik akma dayanımının çelikle ilgili malzeme katsayısına bölünmesiyle elde edilecek. Gama MS çelik için malzeme katsayısı. Çelik hangi akma dayanımına sahip olursa olsun her tür çelik için gama MS'yi 1,15 olarak kullanmaktayız. Her tür yapıda ve her çelik sınıfı için gama MS'yi 1,15 seçeceğiz. Prefabrik olarak inşa ediliyorsa gama MC 1,4 seçilebilir. Hazır beton kullanılıyorsa ya da beton kalitesinin denetimi iyi olduğu düşünülüyorsa 1,5. Eğer beton kalitesinin denetiminin iyi olduğundan şüphe varsa bunun 1,7 seçilmesi, hatta büyük şehirlerden uzak bölgelerde daha büyük değer seçilmesi önerilmektedir. Güvenli bir yapı oluşturmak için dikkat etmemiz gereken hususlar burada sıralanmış. Taşıyıcı sistemin özenle seçilmesi en önemli kural. Uygun malzeme sınıflarının ve malzeme katsayılarının seçilmesi, yapıya etkileyecek yüklerin özenle belirlenmesi, karakteristik yük etkileri yerine yük katsayılarıyla arttırılmış ve yük senaryolarına göre birleştirilmiş tasarım etkilerinin kullanılması, karakteristik malzeme dayanımları yerine malzeme katsayılarına bölünerek elde edilmiş tasarım dayanımlarının kullanılması, yönetmeliklere uyma, hesapların bilgisayarla yapılması, yazılım sonuçlarının irdelenip gerekiyorsa düzeltme ve hesap tekrarı yapılması, her bir taşıyıcı elemandaki tasarım etkilerinin elemanın taşıma gücünü aşmamasının sağlanması, çizim detaylarının özenle hazırlanması, inşaatın çizime uygun yapılmasına özen gösterilmesi ve her aşamada sıkı bir denetim gereklidir. Yapılar tasarımında belirlediğimiz senaryoların çok üstünde zorlamalara maruz kalabilirler. Bu tür zorlamalar altında can kaybı olmayacak şekilde gerekiyorsa yapıyı bir daha kullanmayalım ama yapıyı kullananların içinden sağ olarak çıkacağı yapılar olarak kabul edilir. Buradaki balıkçıl kuşu burada tekrar gösterilmiş. Ve bir soru sorulmuş. Neden birden fazla dalı bir araya getirerek tutmakta diye? Bir dal kendisini taşımayacak. Dolayısıyla
yere de konmaması lazım. Avcılar pusuda bekliyor olabilirler. Onun için baştan tedbir almak en önemli hususlar. Yapı güvenliği dendiğinde aklımıza şu gelecek. MR ve VR bir elemanın moment taşıma kapasitesi, kesme kuvveti taşıma kapasitesi. MD ve VD tasarım momenti ve tasarım kesme kuvveti. Bunlar yüklerle ilgilidir. Elemana etkiyen yüklerle MD ve VD hesaplanır. Elemanın moment ve kesme kuvveti taşıma kapasitesi de MR ve VR ile gösterilmiş. Bu iki koşulunda sağlanması durumunda biz kirişe güvenli, bunlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda da güvensiz diye yorumda bulunuyoruz. Demek ki elemanın taşıma gücünün yüklerin oluşturduğu taşıma gücünden büyük olması gerekmektedir. Yük etkilerinden büyük olması gerekmektedir. Buradaki RD elemanın taşıma gücünü, FD de tasarım yüklerinin oluşturduğu etkiyi temsil etmektedir. Şurada bir örnek, güzel bir örneğimiz var. 10 tonluk bir kamyon 10 tona kadar olan yükleri ömrü boyunca sağlıklı olarak taşıyabilir. Ama 10 tonun üzerindeki bir yük kamyona hasar vererek kısa süreli olarak taşınabilir. Bu kamyonun ömrünü azaltacaktır. Ya da çok üstünde bir yük gelirse, 100 tonluk bir yük gelirse kamyon yerinden kıpırdamayacak ve olduğu yerde artık kullanılamaz hale gelecek demektir. Demek ki biz yapıları da aynı şekilde yapı güvenliği kavramını açıklarken aynı örnekle açıklayabiliriz. Kullanım ömrü boyunca tasarımda dikkate aldığımız etkilere karşı koymamdır yapı. Çok çok büyük bir deprem eğer meydana gelirse yapı yeter ki yıkılmasın. Ben bunu bir daha kullanmayacağım. İçindekiler sağ olarak dışarı çıksın durumunu kabul edebiliriz. Bu yapıyı da güvenli bir yapı olarak düşünmek gerekir. Şimdi örnek problemlerimiz var. Şekle bakarsak C2530 betonundan üretilmiş 3 tane kolon elemanımız görülmekte. Bunları birini ön döküm, diğerini iyi denetimli ve üçüncüsünü de kötü denetimli bir ortamda ürettik. Acaba bu elemanın karakteristik kırılma kuvveti nedir diye sorulmuş. Daha sonra 36. sayfadaki sünme deney sonucunu da dikkate alarak güvenle taşınabilecek eksenel kuvvet değerinin belirlenmesi istenmiş. Önce C2530 betonu için karakteristik dayanım, burada bir hatayı fark ettik. C2025 betonu için denmiş. Halbuki bunu düzeltelim. Bu 2530 betonu için olmalıydı. FCK değerimiz 25 megapaskal. 25 megapaskallık dayanım eğer kolonun kesit alanıyla çarpılırsa 25 megapaskal çarpı 300 milimetre çarpı 350 milimetre bu kolonun karakteristik kırılma kuvveti 2625 kilonewton olarak hesaplanır. 2625 kilonewtonluk bir eksenel kuvvet altında kolonumuz ezilerek dağılacak demektir. Sorunun ikinci kısmında
36. sayfadaki sünme deneyi sonucunu dikkate alarak ön döküm, iyi denetim, kötü denetimli ortamlarda üretilen bu kolonun güvenle taşıyacağı yük nedir diye sorulmuş. Önce 36. sayfadaki sünme deney sonucu neydi? Onu bir hatırlayalım istiyoruz. Bu slaytta sünme deneyi ile ilgili diyagram buraya alınmış. Bakıyoruz. FC betonun dayanımını, sigma C'de betondaki gerilmeden betondaki yükten oluşan gerilmeyi temsil etmekte. Eğer siz sünme nedeniyle kırılma olmasın istiyorsanız 0.75 FC'nin üstündeki bir gerilmeye çıkmamanız gerekir. İzin verilen gerilme en fazla FC çarpı 0.75 olmalıdır. Probleme geri dönüyoruz. Sigma C bölü FCD burada ön dökümlü bir eleman düşünülüyorsa FCK 25 Newton bölü milimetre kare. Ön döküm için beton malzeme katsayısını 1.4 alarak hesap dayanımını 17.86 Newton bölü milimetre kare olarak bulmaktayız. Daha sonra bunun 0.75 katını alarak izin verilen gerilmeyi elde ettikten sonra bunu da beton alanıyla çarparak güvenle taşınabilecek yük değerini 1406.5 kilonewton olarak hesaplamaktayız. İyi denetimli bir şantiyede üretilirse bu kolon, karakteristik dayanımı malzeme katsayısı olan 1.5'a bölerek hesap dayanımını 16.67 megapaskal olarak belirledik. Sünme etkisi bunun 0.75 ile çarpılması gerektiğini söylüyordu. Bunu da beton alanıyla çarparak iyi denetimli şantiyede üretildiğinde bu kolonun 1312.8 kilonewton'ı güvenle taşıyacağını söyleyebiliriz. Kötü denetimli bir şantiyede üretilirse kolon, karakteristik dayanımı 1.7 olan beton malzeme katsayısına bölerek 14.71. Sünme olayını dikkate almak için bunu da 0.75 ile çarptığımızda ve kolonun enkisit alanıyla çarptığımızda 1161.6 kilonewton olarak güvenle taşınabilecek kuvveti söyleyebiliriz. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda yine aynı boyutlara sahip, aynı malzemeden yapılmış bir kolonumuz var. Fakat çekme kuvveti etkisinde bu kolon. 3 adet üretilecek. Biri ön döküm, diğeri iyi denetim ve sonuncusu da kötü denetimlidir. Elemanların beklenen karakteristik kırılma çekme kuvveti nedir? Güvenle taşınabilecek tasarım çekme kuvveti nedir? Önce bu elemanın kırılmasına yol açacak çekme kuvvetini belirleyelim istiyoruz. C25-30 betonu için karakteristik çekme dayanımı 0.35 kök FCK'dan 1.8 Newton bölü milimetre kare olarak bulmaktayız. Eksenel kuvveti betonun enkisit alanına böldüğümüzde karakteristik çekme kuvvetine eşitlediğimizde bu kolonun 189 kilonewtonluk çekme kuvveti altında parçalanacağını görmekteyiz. Güvenle taşınabilecek kuvvet nedir dediğimizde işin içine malzeme katsayılarının girmesi söz konusu. Sünme diye bir etki çekme kuvveti altında oluşmayacaktır. O halde karakteristik dayanımı önce 1.4'e böldüm. 1.29 megapaskallık hesap dayanımını buldum. Eksenel kuvvet bölü enkisit alanını bu değere eşitleyerek ön döküm
üretildiğinde güvenle taşınacak eksenel kuvveti, iyi denetimli bir şantiyede üretildiğinde güvenle taşınacak eksenel kuvveti bulmak için de karakteristik dayanımı gama MC'yi 1.5 alarak hesapladım. Bu değeri kullanarak güvenle taşınacak eksenel kuvveti 126 kN. Kötü denetimli bir ortamda üretilirse beton için malzeme katsayısını 1.7 alarak yine bu kolonun güvenle taşıyacağı eksenel kuvveti 111.3 kN olarak hesaplamış oldum. Şimdi üçüncü problem burada gösterilmiş. Aynı malzeme, aynı boyutlara sahip bir kolon eleman. Yalnız kuvvet basma da olabilir, çekme de olabilir diye söylenmiş. O halde tabii ki basma olması durumu en üstte incelenmişti güvenle taşınacak kuvvetler. Çekme olması durumu da şu ortadaki problemlerde incelenmişti. O halde bu kolonun güvenle taşıyabileceği basma ya da çekme kuvveti olması durumunda tabii ki küçük olan kuvvetleri alıp aşağıya tekrar burada gördüğünüz gibi sıralıyoruz. Şimdi yeni bir soru. Solda görülen eleman donatılı olarak C25 betonu ve B500C çeliği ile iyi denetimli bir şantiyede üretilmiştir. Kesitte 6 tane Fi14 boyuna donatı bulunmaktadır. 36. sayfadaki sünme deney sonucunu da dikkate alarak bu elemanın güvenle taşıyacağı eksenel tasarım basma kuvvetini hesaplayınız istenmiş. Malzeme sınıfları C25 betonu, B500C çeliği. 6 Fi 14 boyuna donatı var. O halde diyoruz ki hem beton hem boyuna donatılar eksenel kuvvet taşıyacaktır. Boyuna donatıların taşıyacağı kuvvet boyuna donatı alanı çarpı donatının tasarım dayanımından oluşan şu terimle temsil edilmiş. Betonun taşıyacağı kuvvet net beton alanı çarpı betonun tasarım dayanımından, hesap dayanımından oluşan değer. Sünme etkisini de göz önüne almak için bunu da 0.75 ile büyütmüşük. Çarparak küçültmüşük. İşte bu bağıntıdaki bütün değerleri yerine yazdığımızda kolonumuzun güvenle taşıyacağı basma kuvvetinin değeri 1702.9 kN olarak hesaplanmış. Aynı malzemeden yapılmış, aynı donatıya sahip kolon fakat kuvvet eksenel çekme. Soru şu, elemanın güvenle taşıyacağı eksenel tasarım çekme kuvveti nedir? Şimdi betonun çekme dayanımı çok çok küçük olduğuna göre beton çatlamıştır. Artık kuvvet aktaramamaktadır. Bütün çekme kuvvetini donatı taşıyacaktır. O halde bu kolonun taşıyacağı çekme kuvveti sadece donatının taşıdığı kuvvet olarak hesaplanabilir. Donatı alanı çarpı donatının tasarım dayanımı FYD ile gösterdiğimiz dayanım değeri. Karakteristik değeri 1.15'e bölerek bulduk. Sonuçta kolonun taşıyabileceği eksenel çekme kuvvetinin 401.7 kN olduğunu görmekteyiz. Şimdi yük etkileri, yük katsayıları, yük birleşimleri ve tasarım etkileriyle ilgili bir örnek problem yapacağız. Taşıyıcı sistem olarak bir çerçeve gösterilmiş. Tek açıklık
tek katlı bir çerçeve, üç ayrı yük etkisinde G, Q ve F yükü var. Kalıcı yük değeri 50 kN bölümetre şiddetinde. Hareketli yük değeri bunun yarısı, 25 kN bölümetrelik bir yük. Deprem yükü de F kuvvetiyle temsil edilmiş ve kat düzeyinde etki ediyor diye gösterilmiş. Bu taşıyıcı sistemin üretildiği malzeme sınıfları C3037 betonundan imal edileceği söylenmiş. İstenen şey şu: çerçevenin 1, 2 ve 3 noktalarındaki tasarım kuvvetlerini bulunuz. Bir noktası kolonun dibinde alınmış bir kesit. İki noktası kirişte mesnet. Üç noktası da kirişte açıklığı göstermekte. Öncelikle çerçeveye baktığımızda çerçevenin bütün elemanlarının kırmızı bir çizgiyle iç taraflarının gösterildiği, seçildiği görülmekte. Ne demekti bu kırmızı çizgimizin anlamı? Mühendis diyor ki bu çerçevenin içinde çekme yapan momentler benim için pozitiftir. Eğer bir moment çerçevenin dış yüzünde çekme oluşturuyorsa bu momentin işareti negatiftir diye bir kabul yapmış. Şimdi amacımız bu üç noktadaki tasarım kuvvetlerinin bulunması. Önce sadece G yükü etkisinde statik bir hesap yapacağız. Çerçevenin moment kesme kuvveti ve eksenel kuvvet diyagramını. Sonra hareketli karakteristik yük etkisinde oluşan moment kesme kuvveti ve eksenel kuvvet diyagramını. Sonra da deprem yükü etkisinde yine moment kesme kuvveti ve eksenel kuvvet diyagramlarını çizeceğiz. İşte bu çerçeveyi her bir verilen yük etkisi altında çözüm yapıp da üçer diyagramı hazırlarsak bunları görmekteyiz. Sadece kalıcı yükten oluşan moment diyagramı, kesme kuvveti diyagramı, eksenel kuvvet diyagramı. Sadece hareketli yükten oluşan moment, kesme kuvveti, eksenel kuvvet. Sadece deprem yükünden oluşan moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet diyagramlarını çizdiğimizi düşünelim. Sıra geldi. Mesela iki kesitinde acaba tasarım momentini nasıl hesaplarız? İki kesitindeki tasarım momentini bulmak istiyorum. Deprem söz konusu olduğuna göre 5 tane senaryom var. İlk senaryo 1.4G, 1.6Q. O halde şöyle yazacağım ilk senaryoda. 1.4 çarpı iki kesitindeki momentin değeri. Karakteristik kalıcı yükten oluşan moment 142.92 kN metre. Artı 1.6Q. 1.6 çarpı yine aynı kesitte bu sefer hareketli yükten oluşan moment değeri -71.46 kN. Sonraki senaryolarda 1G, 1Q, 1E, 1G, 1Q, -1E. O halde şöyle diyeceğim. İkinci senaryoyu yazıyorum. 1 çarpı -142.92 artı 1 çarpı -71.46 artı 1 çarpı artı 313.08. Bir sonraki senaryoda 1 çarpı -142.92, 1 çarpı -71.46 -1 çarpı artı 313.08. Sonraki senaryoları hatırlayalım. Neydi? 09G artı E, 09G eksi E. O halde 09 çarpı -142.92
artı 313 0,8 bir 0,9 çarpı 142.92 eksi 1 çarpı artı 313.08 diyerek 5 ayrı yük senaryosunun verdiği momentleri iki kesiti için hesaplarsak şunları buluyoruz. İşte moment değerleri şunlarmış. İki kesitindeki deprem etkin senaryoyu kullandığımızda bulduğumuz moment değerleri bunlar. Peki hem eksi işaretli momentimiz var. En büyüğü eksi 527.46. Hem artı işaretli momentimiz var. Bunun da en büyüğü 184.45. Hangi momente göre donatı yerleştireceğim diye düşünürsek şunu söyleyebiliriz. Bakın çerçevemize. Kirişimizin altında kırmızı bir çizgi var. Kırmızı çizginin anlamı ne? Ben çerçevenin bu kirişinin alt yüzünde çekme yapan momente pozitif diyorum. O halde buradaki pozitif momenti en büyük değerini alarak 184.45 kN metrelik momenti alarak hesapladığım donatıyı kirişin alt yüzüne yerleştireceğim. Burada bir de negatif büyük bir moment var. Eksi 527 kN metrelik. Bu momentle bulduğum donatıyı da kirişin üst yüzüne yerleştireceğim. Hem pozitif moment hem negatif moment farklı yerlerde çekme kuvvetleri oluşturuyor. Her biri nerede çekme kuvveti oluşturuyorsa hesapladığım donatıyı o bölgeye yerleştirmem gerekiyor. Mesela 3 kesitine bakalım. Orada hesaplanmış tasarım momentinin değeri neymiş diye. Hepsi pozitif. En büyüğüne göre bulacağım donatı miktarını kirişin alt yüzüne koymam yeterli. Bir noktasındaki momentler de bunlarmış. Artılı, eksili. Bir noktası için daha sonra bir şeyler söyleyelim. Buradaki deprem etkin senaryoları 1 ve 2 noktasında tasarım kesme kuvveti bulmak için kullanırsak VG, VQ, VE söz konusu. Mesela ilk ve sonuncuyu bir yazmaya çalışalım. 1.4, 1.6 senaryosunu kullanacağız. İki kesitinde oluşan tasarım kesme kuvvetini bulmak istiyorum. 1.4 çarpı 175 artı 1.6 çarpı 87.5. Bu ilk senaryonun verdiği değer. Bir de son senaryoyu kullanalım. 0.9 çarpı 175 eksi 89.45 ya da eksi 1 çarpı eksi 89.45. Bakalım iki kesitindeki tasarım kesme kuvveti neymiş? Burada gördüğünüz bütün değerler pozitif olarak çıkmış. Kesme kuvvetine göre koyacağım donatıyı en büyük değere göre hesaplayıp koyarsan daha küçük değerleri de taşır. Kesme kuvvetinin artı ya da eksi olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan en büyük kuvvetin taşınmasıdır. Yine bir noktasındaki tasarım normal kuvvetleri de bu slaytın en alt tarafında hesaplanarak burada gösterilmiş. Kolonlarda daha sonra göstereceğiz. En büyük kuvvetler kullanılarak donatı belirlenmeyecek. Bir kesitte her bir senaryoya göre ayrı ayrı donatı miktarları bulunacak. Bunların en büyüğü kesite yerleştirilecek diye şimdilik söyleyelim ama bu konuyu en son göreceğimiz kolonlar bahsinde
detaylı olarak ele alacağız. İşte burada tasarım momentlerinin hesaplanan değerleri hem negatif momente göre nereye donatı koyacağız, pozitif momente göre nereye donatı koyacağız kırmızıyla belirtilerek gösterilmiş durumda. Kesme kuvvetinde artı ya da eksi olmasının önemi olmadığını, en büyük kuvvete göre kesme donatısının yerleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Şimdi kirişlerde TS500'deki şu maddeye göre nasıl davranacağız? Bunu anlatalım istiyoruz. Hareketli yük elemanda en elverişsiz kesit zorlamalarını yaratacak biçimde düzenlenecektir diyor. Bunun için ikinci açıklık moment tesir çizgisi burada gösterilmiş. Momentin değişimi. Tesir çizgisinin ne olduğunu hatırlayalım. Bir birim yük kirişin bir ucundan yavaş yavaş hareket ederek diğer ucundan çıkıp gitse, birim yükün bulunduğu konumda hep aynı kesitte oluşan moment değerini birim yükün bulunduğu yere ordinat diye işaretlesek, elde ettiğimiz çizgiye tesir çizgisi, moment tesir çizgisi, ikinci açıklık momenti tesir çizgisi adını vermekteyiz. Bu diyagram diyor ki, buradaki en büyük momenti elde etmek istiyorsanız, artı işaretli bölgelere hareketli yükü yükleyin, eksi işaretli bölgelere herhangi bir yük yüklemeyin. Buraya da hareketli yükle yüklerseniz buradaki momentin değeri azalacaktır. Benzer şekilde ikinci mesnet momentine ait tesir çizgisi de bu diyagramda gösterilmiş. Genelde tesir çizgisinin ikinci mesnetten uzaklaştıkça ordinatlarının küçüldüğünü, sönümlendiğini görmekteyiz. O halde hareketli yükü nasıl yüklersem ikinci mesnette en büyük momenti bulurum dediğimde hep eksi işaretli bölgeler yüklenecek. Artı işaretli bölgeler boş bırakılacak. Hareketli yük yüklenmeyecek. Bunlara dama yüklemesi adı verilir. Son olarak ikinci mesnette en büyük kesme kuvvetini bulmak için hareketli yük nasıl yüklenmelidir sorusunun cevabını da ikinci mesnedin sağ yüzüne ait kesme kuvveti tesir çizgisinin incelenmesinden kolaylıkla belirleyebiliriz. Bu tamamen mesnet momentine benzer tarzda bir yüklemenin yapılması gerektiğini gösteriyor. Peki çok katlı, çok açıklıklı çerçevelerde bu işi nasıl yapacağız? Onun için şurada gösterilen kaynağa müracaat etmek gerekir. Bu elle hesap yapılamayacak kadar zahmetli bir iş olduğundan işi basitleştirecek bir takım kabullerle buradaki kaynakta belirtilen hesaplama yapılabilir. Son örneğimiz de burada gösterilmiş. İki ucunda konsolları bulunan hem kalıcı yük hem de hareketli yük etkisindeki bir çıkmalı kirişimiz. Boyutlar ve yük değerleri bunlar. İstenen bir kesitindeki yani mesnetteki tasarım momentinin bulunması, iki kesitindeki tasarım momentinin bulunması, bir de bir kesitindeki tasarım kesme kuvvetinin bulunması. Bu tür bir problemle karşılaştığımızda adına dama yüklemesi dediğimiz yüklemeler yapmak zorundayız. Önce kalıcı yük, G yükü kirişin tamamına yüklenerek bir kere çözüm yapacağım. İşte o burada gösterilmiş. Taşıyıcı sistem tümü G yükü etkisi altında iken moment ve
Kesme kuvveti diyagramları bunlar. MG ve VG kalıcı yükler etkisinde oluşan karakteristik moment diyagramı, kalıcı yükler etkisinde oluşan karakteristik kesme kuvvetini veren diyagram. Ben iki kesitinde en büyük momenti bulmak için hareketli yükü nasıl yüklemem lazım? Hatırlayın. Açıklıktaki en büyük momenti bulmak istiyorsak o açıklığı yükleyeceğiz, komşuları boş bırakacağız. Uzak komşuları yeniden yükleyeceğiz. Uzak uzak komşuları boş bırakacağız şeklinde bir dama yüklemesi yapmam gerekiyordu. O halde geldim. Madem ki ben iki kesitindeki maksimum momenti veren hareketli yük yüklemesi yapmak istiyorum. Bu açıklığı yükledim, komşuları boş bıraktım. Bunun oluşturduğu moment diyagramı da bu. MQ hareketli yükler etkisi altında oluşacak moment diyagramını göstermekte. Hareketli yüklerden oluşan karakteristik moment diyagramı da MQ ile gösterilmiş. Peki bir kesitinde mesnette en büyük momenti veren hareketli yükü nasıl yükleyecektim? Eğer bir mesnette, burada ikinci mesnette, en büyük moment oluşturan yüklemeyi o mesnedin solunu ve sağını yükle, komşuları boş bırak, uzak komşuları tekrar yükle, uzak uzak komşuları boş bırak şeklinde bir dama yüklemesi söz konusu. İşte burada onu yaptım. Madem ki bu mesnette en büyük momenti bulmak istiyorum hareketli yükten dolayı, solunu ve sağını yükledim, komşu, uzak komşuyu boş bıraktım. Bu yük altında oluşan moment diyagramıyla kesme kuvveti diyagramı bu. Artık süperpozisyon bağıntısını yazıyorum. Bir noktasındaki tasarım momentini bulmak istiyorum. Düşey yükler söz konusu olduğu için 1.4, 1.6'lı senaryoyu kullanacağım. 1.4 çarpı kalıcı yüklerden oluşan moment eksi 40. Artı 1.6 çarpı hareketli yüklerden oluşan aynı kesitteki en büyük moment eksi 30. Sonuç eksi 104 kilonewton metre olarak buldum. İki kesitindeki tasarım momentini bulmak istiyorsam karakteristik kalıcı yüklerden iki kesitinde oluşan moment 28.17 çarpı 1.4 dedim. Yine bu kesitte en büyük momenti veren hareketli yük yüklemesi ve oluşan moment değeri buydu. 1.6 çarpı bu değer dedim. İki noktasındaki momenti de 114.45 kN olarak hesapladım. Sıra geldi birinci mesnedin sağındaki kesme kuvvetini bulmaya, tasarım kesme kuvvetini. 1.4 çarpı 52.22, 1.6 çarpı 43.50 derseniz bir noktasındaki tasarım kesme kuvvetinin değeri de 142.71 kN olarak bulunmuş olur. Evet, bugünkü dersimizi bu noktada tamamlamış olduk.